Merhaba, Şehir Hepimizin programında bugün Gülhan Erkaya Basso ile birlikteyiz. Merhaba Gülhan. Merhaba Seval. Bugün yine uzaktan programlarımıza malum salgın koşulları sebebiyle devam ediyoruz. Bugün Gülhan'la birlikte kendisinin hem doktora tezi olan hem de ayrıca Can Yayınları tarafından kitap olarak da yayınlanan Geç Osmanlı Dönemi Doğum Politikaları kitabından, ki ayrıca üst başlığı da çok güzel, İhtiyar Acuze Kahraman Doktora Karşı kitabından bahsedeceğiz. Şimdi biraz bizim programımızın başlığının şehir hepimizin üst başlığı olmasından başlayalım diye konuştuk Gülhan'la da. Ve dedik ki şehirde ve taşrada acaba ebelerin, öncelikle ebelerin, ki kitabı ebeler etrafında dönüyor Gülhan'ın, bu gebe kadınlara ulaşması nasıldı? İkisi arasında bir, yani taşrada ve şehirde olmak, kentte olmak farklı mıydı? Buradan başlayalım. Teşekkürler tekrar Seval. Yani şöyle aslında ebelik başka birçok yani modern öncesi toplumda olduğu gibi aslında Osmanlı toplumunda da ve toplumun işte hem çok yüzyıllar boyunca hem de imparatorluğun bir bölgesinden diğerine neredeyse her yerde istisnasız ve bütün dünyada aslında kadınların yaptığı bir meslek. Ve biraz da el alarak öğrenilen bir meslek. Kadınların birbirinden öğrendiği, biraz görerek, yardım ederek, gözlemleyerek, işin ucundan tutarak öğrendikleri bir meslek. Dolayısıyla kentte, köyde değişmeden aslında belki çocukluktan itibaren küçük kız çocukları işte daha büyük annelerine, büyük annelerine, belki komşularına yardım ederken öğreniyorlar ebeliği aslında. Yani bir formal eğitimle değil, görerek ve tecrübeyle öğrenilen bir meslek ve en önemli kadın mesleklerinden de bir tanesi aslında ebelik. Yani hani işte sadece tabii doğum değil aslında ebelerin yaptığı, yani doğumla sınırlı değil, doğum öncesi ve sonrasında da birçok aslında iş üstleniyorlar. Hamilelikteki belli desteklerden işte doğum sonrası çocuğun bakımına, işte gebelik kubbası ya da işte daha sonra işte o zamanlar albastı denen işte ateşlenmenin tedavisine, ama bunların yanında yani tıbbi şeylerin yanında çok önemli bir ritüel görevleri de var aslında. İşte bebeğin göbeğinin kesilmesinden kırkının çıkmasına, isminin konmasına. Tabii yani kültürden kültüre farklılık gösterse de ebelerin aslında hem ritüel olarak hem tıbbi olarak aslında çok önemli bir işlevleri var. Bunun dışında da aslında kentlerde özellikle ya da işte daha kadı mahkemelerin olduğu merkezlerde belki diyebiliriz. Aslında devletle daha lokal kadın grupları ya da topluluklar arasında bir tür aracılık hizmeti de görebiliyor ebeler kimi zaman. Özellikle mesela zina davalarında ebeler bir tür bir bilirkişilik yapıyorlar aslında. Yani işte ne bileyim işte mesela zina ile ilgili olabilir, hamileliğin tespiti olabilir. Ya da kimi zaman mesela yine evlilik ya da başka cinsel şiddet davalarında söz konusu olan, davanın tarafı olan kadının ya da kız çocuğunun mesela regl olup olmadığını tespit etmesi. Dolayısıyla yani Osmanlı hukuk terminolojisinde eğer şeriat bazlı alırsak yetişkinliğe geçişin birinci göstergesi regl olmaya başlamak. Bunun tespitinde ebeler aslında bir şekilde hizmet veriyorlar. Dolayısıyla aslında yani ebelerin hem lokal olarak çok fazla işlevi var. Hem de aslında şey devletle daha kadınlar arasında ve topluluklar arasında da bir iş görüyorlar aslında. Yani sadece sağlık ve çocuk doğurmaya sınırlı bir işlevleri yok. Ve aslında bu yani hani çok Osmanlı'ya özgü bir şey de değil tabii ki. Yani özellikle ritüeller vesaire söz konusu olunca kültürel olarak çok farklılıklar var ama yine de dünyanın pek çok yerinde ebeler aslında bu hizmetleri yani yüzyıllar, bin yıllar boyunca aslında üstleniyor. Peki doktorlarla ilişkileri nasıl? Mesela doktorlar ve ebeler ya da ebeler aynı zamanda doktorlara yardımcı konumundalar mı? Yine bu zina davalarında ve işte dediğin cinsel şiddet davalarında bilgilerine başvurulması olması ya da bu da önemli bir ayrıntı aslında, öyle değil mi? Evet, yani tabii ebelerin doktorlarla ilişkisi feminist tarihçiliğin de en yani aslında kurucu konularından bir tanesi.
Ebelik meselesi tabii ki cadılık üzerinden aslında. İşte bu cadı mahkemeleri Avrupa'daki özellikle cadıların yakılması. Yani aslında onu bir taraftan kapitalizmin kurulmasına ve işte bu sağlıkla ilgili mesleğin de aslında devletin denetimi altına alınması. Ama bir taraftan da tabii ki toplumsal cinsiyet boyutu var. Dolayısıyla kadınların elindeki çok önemli bir gücün kadınların elinden alınıp daha böyle formal bir eğitime tabi tutulup erkeklere verilmesi süreci aslında çok çatışmalı gerçekleşiyor. Yani Avrupa tarihçiliğinde bu çok tartışılmış bir konu. Osmanlı tarihçiliğinde bence yapacağımız daha fazla iş var aslında. Ben çünkü kendi çalışmamda ağırlıkla 19. yüzyılda ve özellikle de 1838 sonrasına baktım. Niye öyle baktığımı da konuşabiliriz. Ama yani Osmanlı ile ben Avrupa tarihçiliğini bazı açılardan benzer görsem de büyük farklılıklar da olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle Anglo-Sakson dünyaya baktığımızda İngiltere, Amerika başta olmak üzere mesela doktorlarla ebeler arasında daha çatışmalı bir ilişki görmek mümkün. Hatta ebelerin yani hele aslında 16. yüzyıldan itibaren bu cadılık, cadıların yakılması, kadınların yani hem müştereklerden hem aslında işte Silvia Federici'nin bize anlattığı şey hem de yani sağlık hizmetlerinden dışlanması, güçsüzleştirilmesi süreci yani Osmanlı'da bu kadar çatışmalı yaşanmıyor aslında. Yani orada biraz daha kendine özgü dinamikler var. Ha biraz tabii 19. yüzyıl yani hani doktorlara baktığımızda da aslında doktorların sayısının daha az olması, daha yavaş artması, formal tip eğitiminin biraz daha geç başlaması, daha az yaygın olması ve tabii başka yani hani bunlar birazcık daha kurumsal sebepler ama daha kültürel sebepler de var. Bu kadar çatışmalı görmüyorum. Tabii ki bir çatışma var ama yani Anglo-Sakson dünyadaki literatür mesela neredeyse ebelerin tamamen güçsüzleşmesi, yok edilmesi üzerinden anlatılıyor. Hani Osmanlı'ya baktığım zaman bu kadar korkunç bir güçsüzleşme ve yok edilme süreci ben çok fazla görmedim. Orada senin ilk sorun bence yine önemli. Yani daha merkezi mesela İstanbul, imparatorluğun başkenti, payitahtı olan İstanbul'da daha küçük yerleşimler arasındaki fark da bir miktar çarpıcı. Hani daha kırsal küçük yerlerde aslında ebeler hani devletin bütün söylemine rağmen aslında etkin kalmaya devam ediyor. Yani böyle devletin 19. yüzyıl sonrası yapmaya çalıştığı, yerleştirmeye çalıştığı doğum politikalarında aslında İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde daha güçlü görmek mümkün. Biraz da bir kaynaklarla da ilgili belki onu da ayrıca konuşuruz. Evet, bunu ayrıca konuşalım ama dediğin şey önemli. Devletin doğum politikalarında özellikle yani ebeler nasıl bir rol üstleniyorlar? İşte yine senin kitabında bahsettiğin bu gebelik kitapları var. Bunlar da çok ilginç mesela. Biraz onlardan da bahsedebilir miyiz? Ya ben ebeler arasındaki çatışmayı birazcık daha şehadetnameli ve şehadetnamesiz ebeler arasındaki bir çatışma olarak görüyorum. Yani erkek doktorlarla kadın ebeler arasında değil, erkek doktorlarla şehadetnameli ebelere daha böyle bir kamp, bir de şehadetnamesi olmayan ebeleri başka bir kamp olarak görüyorum. Yani şöyle aslında anlatayım bu dediğimi de netleştirebilmek için. İlk olarak 1842'de bir ebelik mektebi kuruluyor İstanbul'da. Ama bu ebelik mektebi aslında çok, yani bazı açılardan başarısız da bir deneme. Çünkü ebelik mektebinin hocaları, ebeliği öğretecek iki Belçika'dan getirilen ebe zaten yani başta Türkçe olmak üzere Osmanlı'da konuşulan dillere hakim değiller. Ebeler de kendilerine öğretmenlik yapacak ebelerin dillerine hakim değil. Temel sorunlardan bir tanesi bu. İkinci tabii çok büyük bir sorun ve 1890'lara kadar çözülmeyen ve asıl yani yüzyıla da damgasını vurma tartışması tıbbi eğitimdeki pratik boyutun olmaması aslında. Mektebi tıbbiyede de öyle. Yani mektebi tıbbiyedeki erkek doktor adayları aslında ebeliği ya da doğumu öğrenirken aslında modeller, resimler, şemalar falan üzerinden öğreniyorlar ama bizzat doğum görerek öğrenmiyorlar. Dolayısıyla da her zaman aslında bizzat doğum gören, doğumlara giren o aralık ebesi dediğimiz yani yerel pratik yapan ebelere kıyasla aslında daha az şey biliyor oluyorlar. Yani diğerleri pratiğini yapıyor ama okullu olanlar aslında yani çok daha az hakimler. İşin teorisini biliyorlar ama doğuma
girmeden aslında bu işin diplomasını almış oluyorlar. Dolayısıyla orada aslında zaten çelişkili bir şey var. Yani ben mesela şeyi biraz öne sürüyorum aslında. Tam da bu çelişkinin üstünü örtmek için aslında şehadetnamesi. Sonrasında da tabii çok pardon biraz dağınık konuşmuş oldum ama şuradan bağlayacağım. Ebelik eğitimi dediğim nedenlerle hem pratiğin olmaması hem dil sorunu hem sadece şemaların vesairenin kullanılmasıyla çok başarısız olduğu için ebelik mektebi çok hızlı bir şekilde biraz belgelerin yokluğundan da bunu öne sürüyorum ben. Daha çok şehadetnamelendirme yani bir tür lisans belge verme sürecine dönüyor. Yani ilk mezuniyet töreni sonrası zaten çok fazla bilgi de edinemiyoruz. Bu bilginin yokluğundan eğitimin kısa sürede bittiğini ama daha çok belgelendirme pratiğine dönüştüğünü düşünüyorum ben. Orada da işte belli bir ücret karşılığı zaten hali hazırda ebelik yapan kadınlar geliyor, başvuruyor, kendi yeterliliklerini gösteriyorlar ve karşılığında bir belge alıyorlar. Şimdi bu belgeyi almanın aslında ebelere bir getirisi ve götürüsü var. Götürüsü belgenin paralı olması aslında ve de aslında faaliyetlerine devlet tarafından denetlenmeye açılması. Getirisi ise aslında yeni oluşmakta olan tıbbi hiyerarşi içinde aslında en alt basamağa yerleşseler de belli kazanımlar elde ediyorlar. Yani çok düzenli ödenemese de maaş almaya başlıyorlar. Bir yerden başka bir yere gitmeleri gerektiğinde işte devletten para istiyorlar, orada görevlendirilmeyi talep ediyorlar. Bir yerde çalışamaz hale gelince benim şehadetnamem var, bana iş gösterin diyorlar. Yani hani bir tür daha güvenceli ve haklara kavuşmuş oluyorlar. Yani bunlar tabii Osmanlı Devleti'nin ekonomik zayıflığı içinde tabii ki her zaman böyle çok güçlü ve düzenli hakları olmasa da aslında hiç şehadetnamesi olmayan ebelere göre belli hakları var. Dolayısıyla tam da bu haklar üzerinden şehadetnameli ve şehadetnamesiz ebeler arasında bir çatışma olmaya başlıyor. Bu çatışmanın da göstergelerinden bir tanesi bence. Mesela şehadetnameli ebelerin şehadetnamesizlerden şikayet eden arzu halleri. Şehadetnamesi olmadığı halde doğum yaptırtıyor, doğumlara giriyor falan diye şeyi anlatıyorlar. Yani arzu hallerle birbirlerini şikayet ediyorlar devlete, sıhhiye nezaretine ya da dahiliye nezaretine. Bir gösterge bu. Daha sonra da aslında hem dönemin gazetelerinde hem dergilerinde hem belki sen hatırlarsın çok geç bir tarih Osmanlı'dan artık bahsetmiyoruz ama 1950'lerde bana sen göndermiştin bir Ebe Şahin diye Hayat Dergisi'nden bir ebenin hatıralarını. 1950'de hala Ebe Şahin şehadetnamesiz ebelerin verdiği zararlardan bahsediyordu kadınlara. O çatışma çok uzun bir süre hani o örnek üzerinden devam ettiğini düşünüyorum ben. Peki bu gebelik kitapları ve ebelerin bu gebelik kitapları ve gebe kadınlarla kurduğu ilişkiler bu nasıl gerçekleşiyor ve bu noktada hani bu devletin kadın bedeni üzerinde uygulamak istediği siyasetin bir aracı konumunda mı bu gebeler? Yani buna aracılık yap yani ebeler bunu böyle bir şeyden de bahsetmek mümkün mü 19. yüzyıl için? Ya ebelik kitapları aslında en sevdiğim kısmı. Ebelik kitapları dediğimiz aslında şimdi de bir sürü örneği olan siz bebeğinizi beklerken siz neler bekler tarzı kitaplar. 1880'lerden itibaren de örnekleri var. Benim bulabildiğim ilk örnek Halit Ziya Uşaklıgil'in aslında çevirisini, daha doğrusu adaptasyonunu yaptığı bir çalışma. Daha sonra da Besim Ömer Hızlı bir kitap yazıyor aslında. Bunlar gerçekten işte hamilelik sırasında... Hani ne yemeli, nasıl davranmalı, hareket etmeli mi, etmemeli mi, riskler nedir falan gibi yol gösterici kitaplar. Kadınları doğuma ve çocuğa hazırlayan kitaplar bebeğe. Ama tabii hiç kuşkusuz, yani sizin programla da tabii bu boyutu ilgili kentli kadınlara hitap ediyor. Kentli, orta ve üst sınıf. Daha tırnak içinde burjuva kadınlara hitap eden kitaplar. Yani hani hem okuryazarlığın düşük olması hem aslında yani hani okuyucu kitlesi açısından hem bu ideallerin uygulanması işte bu doğumda doktor olması ama orada yani böyle bir tür şey de var aslında yani hem hamileliği bir tür normal yani tabii normal de problemli bir kavram ama işte kadınların hayat döngülerinin bir parçası olarak değil de özel ilgi görmesi gereken işte hani daha böyle tırnak içinde hastalık gibi
tarif edilme sürecinin de aslında bir parçası bir taraftan, ama bir taraftan da orada aslında kadınlara bir tür rol de atfediliyor aslında. Yani eğer siz işte buradaki tavsiyeleri izlerseniz, hani doğumunuz, hamilelik ve doğumunuzda bir doktorla ya da işte bu işe hakim, şehadetnameli birisiyle yaparsanız bir şey gelmeyecek, korkmanıza gerek yok. Ama eğer şehadetnamesiz bir işte cahil, ihtiyar acuzeyle doğum yapmaya kalkarsanız hiç, yani hani aman kaçının, ne olur ne olmaz deniyor orada aslında. Yani orada mesela, o da karşıtlığın kurulduğu yerlerden bir tanesi. Ama tabii şeyler çok hoş onları okumak. Yani hani en tezi yazarken de en zevk aldıklarından bir tanesiydi hamilelik ilk kitaplarını okumak. Hep bu örneği de veririm aslında. Yani hani yani işte ne yemeli, nasıl bir odada oturmalı, odayı nasıl dekore etmeli falan. Mesela şöyle çok absürt bölümler vardı. Ata binmek mesela uygun mudur hamilelikte diye, ya da işte şey, okyanus yolculuğuna çıkmak uygun mudur diye. Hani kaç kadına acaba bunlar hitap ediyor hamilelik sırasında. Yani o tabii tercümenin azizlikleri, ama okumak da hakikaten çok keyifli oluyor. Peki mesela bu hani günümüzde de zaman zaman işte şey oluyor ya, gebe kadınlar dışarı çıkmasın, bu işte doğru değil, hatta toplum nazarında bunlar ayıp gibi ifadelerle de sık sık karşılaşabiliyoruz hala, yine değişmeyen bir şekilde. Mesela 19. yüzyıldaki bu kitaplarda böyle bir şey görmek ya da işte kamunun gebe kadına bakışında böyle bir çerçeveden bahsetmek mümkün mü sence? Ya şöyle var, yani hani benim İncelediğim kitaplar daha fazla, yani ağırlıklı işte ya Besim Ömer gibi böyle şey, daha tırnak içinde modernist, tabii onu da eleştirel bir şekilde de kullanıyorum, ama ya da işte Fransızcadan özellikle tercüme kitaplar olduğu için, yani hani çok yanlış bir şey de söylemek istemiyorum da, yani şöyle bir çerçeve var aslında, yani tıp üzerinden biraz tabii modern tıbbın gelişimiyle de ilgili bir çerçeve var. Hani böyle bir iyi bakım üzerinden, yani hani kahkaha atmamalı falan gibi şeylere de biz tanık olduk ya, yani hani gebe kadın kahkaha atmamalı, sokakta fazla dolaşmamalı. Biraz böyle şey, hani başka tür bir normatif şeyden bahsedebiliriz de, bunun birebir örneğini görmemekle beraber işte hani iyi bakım vurgusu çok fazla var aslında. Ama senin dediğin böyle ahlaki şeyleri ben birazcık daha kürtaj tartışmasına daha fazla görüyorum. Yani hamilelikte sanki daha az gördüğümü düşünüyorum, ya da çok bu şekilde değil. Yani orada biraz tabii şey, hamilelik kitaplarında şey karşılaştırması da var yine. Hani bu tavsiyelerin aslında kentli kadınlara verdiğini açık açık da söylüyor zaten hekimler, kadın doğum doktorları. Şey söylüyorlar, zaten köylü kadın hamileyken, gebeyken tarlaya da gider, tarlasında da doğurur, çocuğunu doğurduktan sonra kumdaklar, işine de devam eder. Hani köylü kadın zaten güçlüdür düzenlemesi aslında orada var. Yani hani köylü kadınlara da gitmesinler gibi bir şey de denmiyor, ama kentli kadın daha zayıftır vesaire gibi bir söylem var orada. Hani Peki mesela kürtaj kolay bir şey mi? Biraz orada hani kürtaj herhalde ahlaki olarak dediğin gibi gerçekten çok ciddi bir problem. Sonra tabii bu Scott Jane'in meselesine de girmek istiyorum ben. Yani kürtaj yaptırmak 19. yüzyılda nasıl, mümkün bir şey mi? Ya da ebelerin buradaki rolünü? Ya tabii biz yani hani kürtaj kavramını hani şimdi çok yaygın kullandığımız için ve dilimizde alışkın olduğu için ben de arada kullanıyorum, ama tabii tarihsel anlamda hani çok doğru bir kavram değil. Çünkü o teknik işlemden daha çok, yani hakikaten çocuk düşürmeden bahsediyoruz. Bu da aslında, yani hani hepimiz biliyoruz ki kadınlar hamile kalmaya başladıklarından beri çocuk da düşürüyorlar aslında çok çeşitli yöntemlerden, yöntemlerle. Yani Osmanlı'da da aslında, yani işte kitaplarda konuşulan belli yöntemler var. Hani şimdi de yaygın olarak bilinen yöntemler, karnına vurma, koldan kan akıtma ya da ne bileyim belli otları kaynatıp içme. Ama bunların her biri tabii çok tehlikeli yöntemler. Bugün kürtaj dediğimiz aslında daha teknik rahmin içinin kazınması şeklindeki uygulama aslında yok 19. yüzyılda. Yani bahsedilen ıskaltı cenin çocuk düşürme dediğimiz şey bazen hani benim ağzımda kürtaja kayıyor.
Bir de tabii çocuk düşürmeden bahsedince çok mahrem bir konudan bahsediyoruz aslında. Yani her türlü tercihli olsun, gönüllü gönülsüz olsun. Yani her türlü aslında ahlaki bir bagajı da olan, hani bazı kadınları az etkileyen, bazılarını etkilemeyen, neyse yani her halükarda mahrem bir konu. Dolayısıyla aslında şeyi bilmek neredeyse imkansız. Yani hani kadınlar ne düşünüyordu, ne hissediyordu, nasıl yapıyordu ve hani binlerce farklı neden ve koşul var. Ama devletin zaten engellemeye çalıştığı şey, bir taraftan biliyor zaten engelleyemeyeceğini konunun mahremiyeti dolayısıyla. Ama bir taraftan da yani 19. yüzyılı belki en baştan bunu söylemek gerekirdi. Çok ortasından mı girdik bilemedim ama Osmanlı Devleti'nin çok hızlı nüfus kaybettiği bir yüzyıl. Nüfus kaybetmesinin de aslında yani doğum oranlarından daha çok toprak kayıpları gibi, göç hareketleri gibi aslında çok güçlü sebepleri var. Ama bu güçlü sebepler durdurulamadıkça, yani şöyle kabaca bir örnek vereyim, çok uzun uzun bunu açmayayım aslında ama yani elimizdeki nüfus, yani nüfus meselesi aslında çok tartışmalı bir konu 19. yüzyılın sonuna kadar. Çünkü hani nüfus sayım metotları şimdiki anladığımız anlamda her bir bireyin sayılması şeklinde gerçekleşmiyor. Ağırlıklı vergi veren erkekler, daha sonra sadece erkekler vesaire sayılıyor. Dolayısıyla tarihçiler olarak tahminler yapmaya çalışıyoruz. Tahminlerimiz arasında da bazen uçurumlar olabiliyor. Ama 19. yüzyılın başında 30 milyon gibi bir nüfus, 30-32 milyon gibi bir nüfus olduğunu tahmin ediyoruz Osmanlı'nın. Toprak kayıpları ve göç hareketleriyle yüzyılın sonuna gelindiğinde aslında Osmanlı yıkıldığı zaman aşağı yukarı 19 milyon gibi bir nüfus var. Aslında çok ciddi bir erime söz konusu. Şimdi bu erimeye karşı aslında yani o erimeye yol açan daha makro sebepleri kontrol edemeyen devlet doğumları arttırmaya yöneliyor. Doğumları arttırmaya yönelirken de işte bir ucu aslında gebeliğin, hamileliğin tıbbileştirilmesi, doktorların yetiştirilmesi, ebeveynin şehadetnamelendirilmesi. Bir ucu işte gebelikteki bakım da aslında bunun içine girebilecek bir şey. Bir taraftan da işte çok yaygın olduğu tahmin edilen kürtajları azaltmaya yönelik politikaları var. Ama kürtajı azaltmak da çok kolay bir şey değil konunun mahremiyeti dolayısıyla bence. Bir kere kimin yapmadığını tahmin etmek bile neredeyse imkansıza yakın bir şey. Kadınların ulu orta her zaman konuştuğu bir şey değil bu. Çok güvendikleri birkaç kişiyle ancak paylaşılan bir şey. Dolayısıyla aslında bir tür, zaten de 1838'de benim bulabildiğim ilk kürtajı yasaklamaya yönelik belge var. Onun öncesi, 1838 öncesinde, çok mu konuşuyorum bilmiyorum, Seval uyar beni, ben bu konuyu sevdiğim Yo yo için. hayır gayet güzel hiç değil. Bir de bu detaylar önemli yani bugün de çok tartıştığımız bir konu olduğu için yani gerçekten 19. yüzyılda bu hikayenin nasıl başladığını bilmek bence bugünkü tartışmalar açısından da çok önemli bir katkı. O yüzden lütfen devam et. Tamam. Çok dağılırsam toparla anlamında söyledim. Ya şöyle, belki şunu söylemekte fayda var. 1838 öncesi aslında yani Osmanlı çok dinli, yani çok farklı dinlere inanan insanlardan oluşan bir toplum. Dolayısıyla da aslında kadınların inandıkları dinlere göre aslında kendi inançlarına göre de kürtaja yaklaşımları var. Genel olarak zaten tek tanrılı dinler kürtajı zaten yasaklıyorlar ama yani hani İslamiyet örneğin Katolikliğe kıyasla aslında çok daha yumuşak bir bakışı var. Dolayısıyla yani hani şöyleydi demek zaten bence çok zor. Kadınlar inançlarına göre ve aslında kadınların inanç ve vicdanlarına kalmış bir konu. Dinin yasakladığı bir şey kürtaj, dolayısıyla vicdana kalmış bir şey aslında. Yani dinin yasağına rağmen kürtajı yapan olabilir ve hani o yani Allah'la arasındaki vicdana kalmış bir şey aslında. Hani bunu bilebilmek hakikaten çok kolay bir şey değil. Ama 1838'de Osmanlı Devleti diyor ki yani dininden, inançtan bağımsız olarak ben devlet olarak aslında kürtajı yasaklıyorum diyor. Yani bu anlamda daha seküler bir kanundan bahsediyoruz. Dini koyduğu yasağın ötesinde kendisi bir yasak koyuyor. Ama şimdi oradaki çelişkili mesele şu, kürtaj yapmak yasaktır diyor ama kullandığı dil
aslında çok dini, özellikle de İslami referanslarla yüklü bir dil. Yani hala işte cehenneme gidileceğinden bahsediliyor, Allah katında bir günah olmasından bahsediliyor, işte cehennem azaplarından bahsediliyor. Dolayısıyla seküler bir yasa getirmeye çalışmasına rağmen aslında o dini kodlarla ve İslamiyet'in kodlarıyla beraber bu kendi yasağını koymaya çalışıyor. Birinci kısıt bu. İkinci ve bence çok daha etkili kısıt aslında pratik nedenlerle yasak ama yani suç ama cezası yok. Ve 1858'deki kanunnameye kadar da cezası yok kürtajın aslında. Yani tek yaptırım da şu, ebelere deniyor ki işte kendi yine inançlarına göre ne bileyim Yahudi ebe gidiyor haham başına, Müslüman ebe Şeyhülislam'a gidiyor ve ben hiçbir kadına kürtaj yaptırtmayacağım diye yemin ediyorlar. Yani yine aslında vicdana bırakıldığı için o yeminden sonra ne olduğunu bilemeyiz aslında. Yani hani yeminine rağmen korkup yaptırmayan olabilir, yeminine rağmen yaptıran olabilir. Yani hani orada vicdana kalmış bir şey olduğu için aslında bilebilmek imkansıza yakın bence. İlk defa 1838 Ceza Kanunnamesi'nde öngörülüyor kürtaj ıskahtı cenin için. O da aslında ıskahtı cenin yapan kadınlara değil, ıskahtı cenin için ilaç sağlayan doktor, eczacı ve ebelere bir ceza öngörülüyor, kürek cezası. Orada tabii ikili bir şey var bana kalırsa. Zaten kadınların doğum yapması istendiği için kadınları cezalandırmak zaten ya da hapse koymak ya da başka bir ceza vermek doğurmalarına da engelleyecek bir şey olabilir. Birincisi o. İkincisi de yani hani tekil bir kadını cezalandırmaktan çok bunu alışkanlık haline getirmiş bir eczacıyı cezalandırmak belki hani devletin mantığı açısından daha doğru. Ama çok az örneğini bulabildim ben. Bir Belgrad'dan eczacı Sokrates örneğini bulmuştum, onu kitaba koymuştum ama hakikaten çok çok tekil örnekler var. 1858 sonrası bile aslında çok yaygın bir yakalama, cezalandırma yok herhalde. Yani bulabildiğimiz örnekler var ama çok yaygın değil dediğim gibi. Ama yine işte mahrem olduğu için ve yapsalar da kadınlar bunu saklamayı tercih ettikleri için hani belki bilmiyorum bir gün günlüklerden ya da birinin hatıratından yani bu kadar açık yazarlar mı onu da bilemiyorum ama şey değil. Peki mesela ebelerin hani bu gebeleri işte bakımı mesela belirli ziyaretleri var mı? Yani bugün yani bugün mesela belirli aralıklarla kontrole gidiliyor çocuğun durumu işte nasıldır diye bakılıyor. Yani bu mesela bir gebe kendi ebesini nasıl seçiyor bunu biliyor muyuz? İşte meşhur ebeler muhtemelen yine vardır. Bunlar nasıl geliyorlar evlere? Bu nasıl gerçekleşiyor? Ve bunun sonucunda yani bu eğitim süreci sonucunda ne bileyim ebeye verilen bir taltif ya da işte ne bileyim şehadetname dışında daha tecrübeli olma ya da başka ebeleri yetiştirme gibi bir şeylerden de bahsetmek söz konusu mu? Evet, evet. Yani bu da bence çok güzel ve önemli. Yani şöyle ilkinden başlayayım. Yani hani şimdiki kadar düzenli aralıklarla olmasa da aslında ebeler ziyaret ediyor gebe kadınları. Hamilelik sırasında ve sonrasında da aslında. Yani orada aslında işte şey herhalde pek çok faktördür oynuyor ama daha çok işte şey etrafta ve tanıdıklık usulü aslında çok önemli bir şeymiş gibi görünüyor bana. Hele yani daha küçük yerlerde belki her köyün bir ebesi var. Taş çatlısı iki ebesi var vesaire. Yani hani hani şehirlerde de aslında daha bilinen ebeler var. Yani şeyler var aslında. Osmanlı tabir, adet ve o ünlü merasimleri. Orada mesela ebeler üçe ayrılıyor işte saray ebeleri, işte halk ebeleri vesaire gibi. Yani hani onun tabii bir karşılığı var. Yani bu kadar tabii formal bir ayrım değil bu ama yani böyle insanlar biraz böyle kendi sosyal çevrelerine, sosyoekonomik durumlarına vesaire göre herhalde yani hani daha ünlenen, namlanan ebeler var daha. O kadar hakim olmasalar da el veren ebeler var. Ama yani hani şey, birazcık daha deneyimli ebeler belli ki kadınları düzenli olarak geziyorlar, kontrol ediyorlar. Hani sonrasında belli şeylere hakimler, ilaçlara vesaireye. Peki cinsel eğitim veriyorlar mı kadınlara, ebelere? Yani bir cinsellik eğitimi söz konusu mu bu dönemde?
Ya çok evet güzel bir soru. Ben bu boyutuna hiç bakmadım ama verdiklerini düşünüyorum. Yani Mısır için mesela verdiklerini biliyoruz aslında. Ben tabii kendi çalışmamda hani devlet arşivini kullandığım için devlet arşivinde buna hiç rastlayamadığımı söyleyebilirim. Değil mi? Evet, bir Ama cinsel eğitime dair herhangi bir arşiv belgesinin olmaması da aslında ilginç bir şey, değil mi bir evet, taraftan? evet. Yani ama mesela Tuğba Demirci var. Tuğba da aşağı yukarı bana çok yakın konularda çalıştı, hala çalışıyor. Tuğba birazcık daha böyle nasihat, öğüt kitapları üzerinden, özellikle hijyen, evlilik, evlilikteki işte hani bu meseleleri, cinsellik vesaire birazcık daha çalıştı. Yani onun çalışmasından yani o birazcık daha fazla daha hakim bence. Yani hani daha devlet kaynaklarında göremesek bile daha devlet dışı kaynaklarda işte özellikle de öğüt kitaplarında biraz o şey cinsellik eğitimini görmek mümkün. Şeylerde de kısmen var aslında. Yani ben çok görmedim diyorum ama şimdi tekrar böyle bir düşününce yine demin bahsettiğim işte Halit Ziya Uşaklıgil'in, Besim Ömer'in kitaplarında da cinsellik bölümleri var aslında. Yani Yani Oralarda kısmen görmek mümkün yani hani bir tür ben tabii yani hani hep ilgim ebelik şey doğum üzerinden olduğu için hep mesela cinsellik meselesi de şeyi çok okudum aslında mesela şimdi de bazen söylenir ya işte hamilelikte neye bakarsan çocuğun ona benzer diye ya da işte ne bileyim çocuk diyelim ki babaya çok benziyorsa kocana çok baktın demek falan denir. Hala mesela bunu sanki çok bilimselmiş gibi bunu uzun uzun anlatan şeyler okudum. Yani mesela cinsellik sırasında bizzat işte şey döllenmenin gerçekleşeceği anda mesela çocuğun müzisyen olmasını isteyen bir aileye yatağın başına keman koymayı falan öneriyorlar yani. Hani oralarda cinsellik devreye giriyor tabii yani hani bir de sınıf, bir de dediğin gibi sınıfsallık da devreye giriyor aslında. Hani gebe kadına okyanus ötesi Tabii yani tabii. deniz aşırı yolculuk yapma demekle aslında hani çocuğunun müzisyen olmasını istiyorsan hani keman koy yatağının başucuna demek aynı kadına sesleniyor Tabii tabii aynı aslında kadına sesleniyor. söylerken. Evet yani ya da işte ne bileyim asker olmasını istiyorsan başucuna kılıç koy. Yani o gerçekten kentli eğitimli orta üst sınıf aslında. Bir de kısırlık, yine senin kitabındaki son bölüm. Bu mesela kısırlıkla ilgili yine herhalde devletin önerdiği bir politikadan bahsetmek mümkün mü bu dönemde? Yani aslında tabii kısırlığa karşı belli şunu yapın şunu yapmayından çok hani mesela kısırlık bölümü beni şöyle etkiledi. Diğer bölümler dedim ya birazcık daha böyle gülerek, gülümseyerek de okuduğum kısımlar oldu. Kısırlık beni biraz şaşırtan bir bölüm oldu. Çünkü ben böyle birazcık daha hele feminist bir okuma yapmaya çalıştığım için de daha ön yargılı başlamıştım. Oysa kısırlık bölümlerinde yani hani kısırlığın kadının bir kusuru olmadığına tıbbi bir sorun olduğu vurgusu çok fazla var. O benim için mesela şaşırtıcı bir vurgu oldu. Yani orada mesela tıbbilik aslında kadını kollayan bir tarafı da var aslında. Yani çünkü hani çok patriyarkal bir toplumda kadının suçlandığı bir mesele kısırlık, bir eksiklik olarak kurgulanan bir şeyken yani tıbbi söylemin bunun biraz açabilmesi aslında benim için şaşırtıcı ve hani biraz aslında şey bana hani tarihçiliği açısından da çok iyi bir uyarı oldu aslında. Yani hani aynı anda çelişkili şeyleri de görebiliyoruz. Yani hani tek ne bileyim hep mesela doğum politikalarının da sonundan dönüp baktığım zaman yani tamamen kadınların ezildiği, bütün güçlerin elinden alındığı bir süreç değil, daha gelgitli bir süreç. Yani belli alanlardaki özerkliklerini yitirirken belli başka haklar da kazanıyorlar. Kısırlık da aslında bu alanlardan bir tanesi. Aslında o kadını suçlayan, kadını eksik gören, daha patriarkal normun dışında daha biraz özgürleştirici ve tedaviye açık bir alan da açılıyor. İkincisi kısırlık tartışması bence erkek bedeninin de problematize edildiği konulardan, başlıklardan bir tanesi. Onu da çok önemsemiştim. Evet, Çünkü ben işte tam erkek bedeni var mı bu hikayede diye onu merak ediyordum. Evet, biraz evet onu da. evet yani hani kısırlık üzerinden erkek bedeni devreye giriyor aslında. Diğerleri çok böyle hani çok kadınlara hitap ederken işte ebelik, doğum, çocuk düşürme hep böyle kadınlar üstünden tartışılırken kısırlık tartışması tabii şey erkek kısırlığı ve iktidarsızlık üzerinden erkek bedeni de problematize edilmeye başlanıyor.
Dolayısıyla oradan da başka bir alan açıyor kısırlık tartışması. Ve tabii daha tıbbi bir tartışma kısırlık tartışması. İşte rahimle ilgili, yumurtalarla ilgili vesaire şeyleri. Yani 19. yüzyılın başında o tıbbi bilginin sınırları olsa da yine de olabildiğince yani hani daha serin kaldı ve dediğim gibi yani hani o tıbbileştirmenin daha kadınlar açısından daha özgürleştirici bir boyutu olduğunu bana düşündürmüştü kısırlık tartışması. Bu söylediğim iki sebeple birlikte. Ama orada da mesela ilk şey tartışmaları var. Ne bileyim suni döllenme tartışmaları var. Sonraki işte şimdi tüp bebek vesaire tartışmaların çok öncülerini görmek mümkün. Bu kitapların bir kısmı tercüme olsa da yani hani işte şey suni döllenmenin ilk fırsatları açıklanıyor ve kısırlık üzerine gerçekten çok fazla şey var. Neredeyse gebelikten daha fazla şey buldum. O beni çok şaşırtmıştı. Belli ki daha fazla alıcısı var kısırlığın. Bir problem de aslında çocuk sahibi olmayı isteyip olamamak da başka bir problem. Olmayı istemezken hamile kalmak kadar belki daha yani bilmiyorum yani hani yaşayanlar için çok büyük bir problem bunu. Dolayısıyla yani bu kitapların da aslında ikinci, üçüncü baskıları var. Dolayısıyla da aslında özellikle ikinci ve üçüncü baskıların olması yani işte senin de çok hakim olduğun bir konu aslında. Hani kitaplar ne kadar basılıyor, ne kadar satılıyor, ne kadar okunuyor. 20. yüzyılın başı, 19. yüzyılın sonunda bilebilmemiz çok zor. Zorlanıyoruz aslında. Hani sen çok daha hakimsindir ama ikinci ve üçüncü baskıların olması bana yaygın çok olarak okundu yaygın, evet. Söylüyor. Bence de. Bir de bu tarz el kitapları da sanırım modernlikle bağlantılı bir şey değil mi? Kadınlar için. Ya bunlar bir nevi el kitabı mesela. Hijyen değil mi? Kendi bakımın işte birinin sana bir şey söylemesi ve bu bütün genele hitap eder bir şekilde yazılması, böyle bir hani dil üretmek ve hani modernleşen erkeğin yanında kadının bedeninin de hem erkeğe hem de kamuya aslında mal edilmesinin hem bir nevi yani ben en azından senin kitabını okurken onu düşündüm. Bu nasıl gerçekleşecek hani bu modernleşme hikayesinde? Biraz bunu görmek de çok ilginçti benim açımdan mesela okurken. Yani bu nasıl olacak? Evet, teşekkürler. Yok, kesinlikle katılıyorum artık yani hani şey, hani beden kimin bedeni aslında? Daha doğrusu beden kime ait? Onu taşıyan bireye mi ait, devlete mi ait? Üzerinde nasıl tasarruf edeceğiz? Sadece bize ait olsa aslında zaten ne bileyim kötü bakma hakkımız birazcık daha çok olurdu. Ama şimdi kötü bakmamız bile bedenimize bir problem. Belli ki sadece bize ait değil. İşte Foucault tartışmayı yapıyor. Çok fazla. Yani hani ben gerçi biraz Foucault'dan kaçınmıştım özellikle doktora tezini yazarken. Bir de tabii doktora yazarken insan biraz böyle şey hani çok emek veriliyor senin de hani bildiğin süreçler. Yani o zaman böyle şey kadın perspektifiyle yazacağım. isteğim evet. Çok ağır bastığı için çok Foucault'a girmemiştim ama tabii Foucault'un bize söylediklerini orada çok ufuk açıcı tarafları var. Dönüp hatırlamamız gereken şeyler var. Evet. Gülhan çok teşekkür ederiz. Bir de biliyorum sen yine bu konunun belki sana ilham verdiği başka bir konu olarak yoksul kadınlar üzerine de son zamanda çalışıyorsun. Belki sen bu çalışmanı bitirdiğinde seni yeniden burada konuk edip bir de Geç Osman'daki yoksul kadınları konuşmak da çok güzel olur. Senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Ya umarım evet yani biraz ağır aksak gitse de evet yalnız kimsesiz yoksulluğu da bir başına olan kadınlar üstüne çalışmaya çalışıyorum. Aslında bir kısmını da yaptım ama umarım kitaba çevirebileceğim çalışmamı çok isterim ben de. Çok çok teşekkür ediyorum sana Seval beni davet ettiğin için. Biz çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğun için. Bugün Gülhan Erkaya Balsoy'la kendisi Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Geç Osmanlı dönemi doğum politikaları üzerine konuştuk. Hoşça kalın, görüşmek üzere.